sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Ali Rıza Önder kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3-4 gündür gündemde olan sosyal medyaların kapatılması ve incelemesi üzerine konu olan bir mevzudan bahsedeceğim. Başkan Erdoğan'ımızın bir konuşmasında yaptığı sosyal medyalarda ahlaki ve ahlaksızlık durumları gerçekleştiğini, Ferhat Albay'ın yaptığı bir açıklamada altına bayağı kötü ve çirkin sözler sarf ettiğinden bahsetti. Evet, aslında bu doğru bir şey. Yani sosyal medyayı kötü yönde kullanmak karşı konulamayacak kadar zor bir şey. İnsanlar artık bunları, nasıl söyleyeyim, kötü durumda kullanıyorlar. Yani iyi bir şey olarak görmüyorlar. Orada vakit harcamak yerine insanların hayatlarına girişiyorlar. Özel hayatlarına karışıyorlar. Tabii insanlar da tam tersini yapıyor. Özel hayatlarını öne sürüyor. Bu da yanlış bir şey. İnsan orayı bir eğlence, bir vakit harcayacak bir yer olarak saklasınlar. Özel hayatlarını, yemek yerken bir de yemek fotoğrafı paylaşanlar. Ne bileyim, bir şey alır, bir şeyin fotoğrafını atarlar. Bunlar gereksiz. Yani oraya fotoğrafını atarsın, normal bir şey paylaşırsın. Ne yaptığını atmana gerek yok. Özel günlerini paylaşmak. Paylaş ama aşırıya kaçma. Bunlar benim için... Benim düşüncem tabii ki de. Bunlar benim için normal bir şeyler değil. Yapmam da kendim. Sosyal medya çok kullanan birisi de değilim. İş gereği kullandığım oluyor bazen. Bu kararın doğru olduğuna inanıyorum ama kapatılmak konusunda değil. Yani kapatılması yerine incelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu kendi fikrim. TikTok'un kapatılmasıyla ilgili dün Twitter'da da gündem oldu. TikTok'un kapatılması bana göre doğru. Kullanmadığım bir platform. Gereksiz gördüğüm. Hani çok doğru bir yer olduğunu da düşünmüyorum. İnsanların bir şeylerini sergilemek için kullandığı bir araç olarak görüyorum. Bu yanlış. İnsanların kendilerini bu şekilde öne çıkarmaları. Yani yaptığı işle değil de farklı işlerle öne çıkmaları doğru bir şey değil. Bu bana göre bir fikir. YouTube konusunda YouTube'un biraz daraltılması gerekiyor. Bazı saçma ve gereksiz videolar var. En saçmadan kastım, yaptığı işin bize bir faydası olacak değil. Daha ahlaki değerleri düşük videolar var. Bunların gerçekten Türkiye tarafından yasaklanması gerekir. Instagram olarak da, Instagram'da insanların özel hayatlarına çok karışılıyor. Twitter'da da aynı mesela. Twitter biraz daha geniş. Instagram biraz daha sıkmış durumda bu durum. Bu iki platformda da bu hesapların kapatılması daha doğru olacağına inanıyorum. Bu benim fikrim. Şimdi biraz bu konuya nereden geldiklerini anlatalım. Konu Berat Albayrak'ın bir çocuğu da oldu. Yani Başkan Erdoğan'ın 8. torunu olarak geçiyor çoğu yerde, amirlerde. Attığı bir tweet'te Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi gibi bir tweet attı. Tweet'in altına kötü yorumlar, eminim çirkin sözler söylendiği için Başkan Erdoğan birkaç gün önce açıklamayı yaptı. Tabii ahlaki değerlere bakınca, ailevi mesele olunca insanı kırabiliyor, üzebiliyor. Bu doğru bir şey. Kendi yerinize koyun. Sizin de bir çocuğunuz olsa ve size o şekilde bir yaklaşım yapılsa sizin de içiniz kötü olacak. Moraliniz bozulacak. Sinirleneceksiniz. Bunlar doğal duygular. Ama kapatılması konusu, yani kapatılması dediği için kapatılmayacaktır. Emin olun, sosyal medyayı kapatmak ülkede erişimini engellemek zor. Zaten engellese bile bazı yani başka bir program yardımıyla girmesi kolaydır. Sadece çok aktif kullanmayacaktır.
hiç yoktan yeni nesillerin önünü biraz kapatırız. Yani şu sosyal medya kullanımının yaş sınırı bayağı düşse. Zaten küçük çocuk bile girerken 10 yaşındaysa yaşını 17, 18, 20 daha belki daha fazla yaşta göstererek gidiyor. Bunun da önüne geçilmesi gerekir. Mesela özel bir yol seçilir, kimlik yol seçilir ya da devlet tarafından onaylanmış bir isim olarak geçilir. Ya da devlet bizi onaylasa mesela bu hesabın gerçek bir hesap olduğunu ki bazı durumlarda, hukuksal bir durumlarda hesabın daha kolay tespit edilmesi. Mesela şu fake hesapların artık yapılmaması mesela. Bunların önüne geçilmesi çok iyi olacaktır. Ben de inanıyorum. Her insan bir fake hesapla muzdarip oluyor. Bazen canını sıkan durumlar oluyor. Bunların önüne geçilmesi doğrudur. Bana göre. Sizin düşündüğünüzü bilmiyorum. Siz de yorum kısmında belirterek bu konuyu daha da geniş konuşabiliriz. Zaten aslında sosyal medyanın kullanılması durumu şu şekilde ilerler. Sosyal medya bir yaştan sonra kullanılması artık bilinç yerine oturduğu için, akıl yerinde olduğu için insan orada ne yapacağını iyi bilir. Tabii bazı yaşı geçmiş de olsa bazı şeyleri hala da yanlış yapan insanlar var. Ama küçük çocuk o sosyal medya mecrasının nasıl bir olduğunu bilmiyor. Zaten çok pislik dolu bir yer. Yani 10 yaşındaki çocuk herkesten, bazı insanlardan daha çok şey biliyor. Ayıbı biliyor, ayıp yönde biliyor. Küfür konusunda daha iyi şeyler biliyor. Çünkü bunu sosyal medya mecralarından görüyor. YouTube'dan görüyor, video izliyor. Yani dışarıda dolaşıp arkadaşlarıyla sohbet etmek yerine Instagram'dan ne bileyim biriyle konuşuyor, fotoğraf atıyor, canlı yayın açıp oradan sohbet etmek yerine görüyor. Bu insanı sosyalleşmeden uzak tutuyor biraz. Günlük hayatımızda bir şeyler becerebilmeye yönelmiyorlar. Ne bileyim Instagram fenomeni olmak istiyor. YouTube'da fenomen olmak istiyor. Hani birçok sosyal medya mecrasında fenomen olmak istiyor. Bu yanlış bir eğilim. Yani eğer bunu sosyal medyayı kullanırken bir yandan da hayatını gerçekten düzene sokabileceksen bu güzel bir şey. Yani bir taraftan eğlenip bir taraftan işini yapabiliyorsan bu çok güzel bir şey. Ama sen bir tarafa komple boş hayatını geçirebilecek. Tamam YouTube'da iş yapan insanlar var. Ne bileyim Instagram'da iş yapan insanlar var. Bunlar oradan gelir elde ediyor. Ama gelir elde etmeyen insanın Instagram'da günde 10-15 saatini geçirmesinin bir anlamı yok. Çünkü sana bir şey kazandırmıyor. Zaten gününün 6-7 saatini, bazıları 12 saatini uyuyarak geçiriyor. Geri kalan zamanı da boş şeylerle değil, daha sana bir şey kazandırabilecek işlerle. Bilmiyorum, YouTube'da her gün video izlemek yerine sen de video içerik üret, sen de paylaş, insanlara bildiklerini paylaş. Bu kanalın da amacı odur. Yani bu kanal bir iş amacıyla kurulmamış. Size bir şeyleri, doğru şeyleri, ihtiyacınız olabilecek şeyleri açıklama yönünde bir kanaldır. Genellikle teknoloji üzerine çalışıyoruz ama yeri geldi mi farklı konularda el atıyoruz olabildiği kadarıyla. Eğer büyük birileri izliyorsa bu videoyu, çocukları olan birileri izliyorsa, çocuklarını gerçekten artık telefondan, oyunlardan çok uzak tutmayın ama çok da yakın tutmayın. Eğer uzak tutarsanız çocuk meraktan onu isteyecektir ama çok yakın tutarsanız da bağımlılıktan hiç kopmayacaktır. Orta bir seviyede ya da yaptıklarına nazaran bir ödül olarak gösterebilirsiniz onları. Ama bunu bir yaş geçtikten sonra olsun, ne bileyim ortaokul okurken, 8'den sonra bazı şeyler artık düzelir ama ergenlik yılları olduğu için kolay kapılabilir, başka insanlara bezleyebilir, ne bileyim özentilik yapabilir. Çocuğunuzu sıkmayarak ve özentiliğe düşmeyecek bir şekilde büyütmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Yani çocuğunuzun bir başkasına benzemesi için uğraşması değil de o insandan farklı biri olup daha yüksek yerlere gelebileceğini gösterin. Çocuğunuzun gözünüzü mesela gözünü korkutmayın. Yapabileceği bir iş varken sen bu işi yapamazsın demeyin. İstediği şeye yönelsin, yapamazsa da o vazgeçip başka bir yönelir. Sosyal medya kapatılması dediğim gibi bu konuda benim için hiçbir sorun yok. Gerçekten hani kapatıp kapaması hiçbir önemi yok. İstersen Instagram, istersen Twitter, istersen YouTube.
Ama kapatılmasından çok inceleme altına alınması daha doğru. Çünkü bazı insanlar bu mecralar gerçekten bir araç olarak kullanıyor, bir iş olarak kullanıyor. Mesela adam YouTube'a girip bilmediği bir şeyi öğrenebiliyor. Ve öğrendiği o adam gerçekten bu iş yapıyor. Yani gereksiz bir işle uğraşmıyor. Bir insanlara bilgi aktarmaya çalışıyor. Bilgi alışverişi yapıyor. Bu doğru bir şey. Bu yanlış değil ama şimdi adamın biri mesela ne bileyim bazı saçma şeyler var. Adam video yapıyor. Güzel bir küçük resim koyuyor seni çekecek. Diyor ki öpüşme cezalı bir oyun. Ne gerek var? Neden bizim bu Türkiye'mizde ahlaki değerleri alt seviyeleri düşürebilecek hareketlerde bulunuyorsunuz? Ya bunu izleyen bir ergen düşünmez mi? Ya da bir ergen değil daha bir çocuk. Onun da ne olduğunu bilmeden çocuk o eylemi öğrenmeye başlıyor. Bu onu yanlış görmüyor. Diyor ki herkesin yaptığı, gördüğü bir şey. Neden yanlış olsun? Aslında yanlış şeyler. Hani benim düşüncelerim bunlar. Eğer sizin de gerçekten düşünceleriniz varsa, yanlış olduğum konular ya da doğru benimle aynı savunduğunuz konular varsa yorum kısmında lütfen belirtin. Tek tek özenle okuyacağım. Hepinize teker teker cevap vereceğim. Ya bana şey etmeyin. Hani sen yanlış düşünüyorsun gibi çirkin sözler savurmayın. Ben kendi fikrimi koyuyorum. Birçok insan da benim fikirlerde olduğum doğrultusundadır. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Eğer gerçekten videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.